87 kilometrelik sınır hattımızın yaklaşık 84 kilometrelik bölümünde modüler sınır duvarı tamamlanmış durumda. Bu sınır duvarımız yaklaşık 3 metre yükseklikte. Üzerinde de 1 metrelik dikenli tel, jiletli tel bulunmakta. Fakat biraz önce söylediğim gibi bu sadece bir sınır duvarı değil. Bu entegre bir sınır güvenlik sistemi. Yani sadece duvardan oluşmayan başka parametreleri, başka bileşenleri de olan bir entegre güvenlik sistemi. Duvar bunlardan sadece bir tanesi. Bu duvarın dışında ayrıca duvarın iç tarafında bir asfalt yolumuz var. Yaklaşık 85,5 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Bu 87 kilometrelik sınırın 84 kilometresindeki duvarın iç kısmındaki yol dışında ayrıca aydınlatma sistemlerimiz var. Yine bu hatta sınır hattında yine duvarın hemen kenarında güvenlik kameralarımız var. Bu güvenlik kameralarımızın hem gece görüş hem de termal özellikleri var. Bu 87 kilometrelik sınırın yaklaşık 85 kilometre dediğimiz duvar inşaatı olan kısmının dışında kalan kısmında ise özellikle coğrafyanın kesinlikle duvar inşaatına izin vermediği bölgeler var. Bu bölgelerde tel uygulamamız ve yine toprağın içerisine gömülen sismik algılayıcılarımız var. Bu sismik algılayıcılar da çok akıllı cihazlar ve üzerinden geçenin bir insan veya hayvan olduğunu algoritmasıyla anlayabilen çok modern sistemler. Bunun üzerine ilave olarak da elektrooptik kuleler dediğimiz yine yerli ve milli olarak Aselsan tarafından üretilen çok gelişmiş sistemlerimiz var. Bu elektrooptik kuleler üzerinde adında olduğu gibi hem uzaktan algılama sistemleri hem de görüntüleme sistemleri içeriyor. Çok yüksek kuleler ve çok yüksek teknoloji içeriyorlar bunlar. Bunlara insan radarı da diyebiliriz arkadaşlar. Bu yoldan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu yolda arkadaşlar sınır hattında oluşabilecek herhangi bir ihlalde güvenlik güçlerimizin oraya ulaşmasını kolaylaştıran, devriye araçlarıyla derhal oraya varmalarını sağlayan, tüm sınırı dolaşan bir yol. Duvarımızı 2020 yılının Aralık ayında tamamladık. O günden bugüne gerçekten çok önemli katkısı oldu. Takdir edersiniz, terör örgütlerinin de bu sınır hattından içeriye geçmesi mümkün olmuyor. Zaten ilimizde de son dönemde artık terör olayları yok denecek kadar az. Terör varlığı artık vatandaşımız için geçmişte kalan kötü bir anı sadece.